Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için çok lezzetli, pratik, çay saatlerinize hatta kahvaltılarınıza bile yapabileceğiniz zeytinli, tuzlu bir kek tarifim olacak. Ben tuzlu kekim için gerek olan malzemeleri hazırladım. Şimdi hep birlikte yapım aşamalarına başlayalım. Öncelikle kekim için 3 adet yumurta kullanacağım. 3 yemek kaşığı yoğurt. 'Karıştırıyorum. Önce sıvı malzemeleri karıştıracağım. Bir çay bardağı zeytinyağı. Zeytinyağı bu keke çok yakışıyor. Özellikle bu keki yaparken zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Sevmiyorsanız zeytinyağı kokusunu, lezzetini sıvı yağda tercih edebilirsiniz tabi. Yarım limon suyu ilave ediyorum. Çay kaşığı kadar da tuz ilave edeceğim. Zeytin kullanacağım için tuz miktarını fazla koymuyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar da kuru nane ekliyorum. Ve son olarak zeytinlerimi de ilave ediyorum. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Şimdi kekimin içerisine un ilave ediyorum. Ve kontrollü ilave ediyorum. Yaklaşık burada 2-2,5 su bardağı kadar unum var. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Azar azar unumu ilave ediyorum. Mikser kullanmadan da rahatlıkla yapabileceğiniz bir kek tarifi. Biraz daha un olur. Güzelce karıştıracağım bunu. Kek hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi kalıbımı ben önceden yağladım. Tuzlu bir kek olduğu için de susam ve çörek otu serptim. Şimdi bunu kalıbıma boşaltıyorum. Dilerseniz kullanmış olduğunuz spatula ya da kaşığı hafifçe böyle ıslatıp keki güzelce böyle yaydırabilirsiniz. Ya da böyle yavaş yavaş bastıra bastıra zaten kalıbın şeklini alacaktır. Bunu dilerseniz muffin kaplarına ya da borcam bir tepsiye de dökebilirsiniz. Ben bugün kek kalıbı kullanmayı tercih ettim. Evet. Şimdi fırına göndereceğiz. Zeytinli tuzlu kekim fırına gitmek için hazır. 170-180 derece arasında ısıyı yükseltmeden ağır ağır pişmesini sağlayacağız. Kekimi fırından aldım. Çok güzel kabarmış. Güzel de kızarmış. Mis gibi kokuyor. Çok da kısa sürede pişiyor. Yaklaşık 30 dakika arasında pişmiş oluyor. Şimdi hemen kalıptan çıkaracağım.
olacak. Kekimi dilimlenmiş halinde sizlerle paylaşmak istedim. Çok lezzetli, içi yumuşacık. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Oldukça da pratik zaten. Hemen 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bir kek. İçi yumuşacık. Dokusu çok güzel. Ve uzun sürede bayatlamaz bu kek. Evet, bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Destekleriniz benim için önemli. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.